Büyük milletimiz iyi akşamlar. Ulusal kanalda haber izlemeye hoş geldiniz. Türkiye ve dünya gerçekleri güzel yurdumuzdan tüm dünyaya ulusal kanal aracılığıyla yansıyacak yine bu akşam. Evet, Türkiye burası. Her zaman söylüyoruz, gündem her zaman olduğu gibi yoğun değerli izleyiciler. Haberciler için gerçekten zor bir ülke Türkiye. Çünkü haber çok. Dolayısıyla peşinden koşmak lazım. Notlarıma baktığımda bile baş döndürücü bir gündem var. İttifak tartışmaları var. Daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıl var gibi görünüyor ama ittifak tartışmaları şimdiden gündeme gelmiş durumda. Erdoğan'la Gül arasındaki gerginlik, gerilim devam ediyor diğer taraftan. Yine değerli izleyiciler, 28 Şubat davası ertelendi. Hem de uzun bir süreliğine ertelendi. Bu sırada savunmaların yapılması falan beklenecek. Bu da önemli bir konu. FETÖ operasyonları devam ediyor. Konut fiyatları var. İdlib'de yaşanan gelişmeler var. Türkiye, İran, Rusya arasındaki görüş ayrılıklarıyla ilgili tartışmalar var. Var da var değerli izleyiciler. Yani çok yoğun bir gündem var ve biz hemen bu ittifak tartışmalarıyla başlıyoruz ana haber bültenine. Nedir mesele? İşte Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz demesi ve ittifak teklifi anlamına gelen sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı görüşmüşlerdi Beştepe'de, sarayda. Ve görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bugün de Tayyip Erdoğan milletvekillerini topladı, görüşlerini almak istedi. Ve kulislere yansıyan bazı bilgiler var. Hem AKP tabanında hem de MHP tabanında rahatsızlıklar olduğu dile getiriliyor. Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu işaret önemli. Tayyip Erdoğan, tabanımıza bu durumu iyi anlatmalıyız dedi. Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar da dikkat çekici tabii. Bu noktada MHP kanalında neler düşünülüyor? İşte kongre öncesi, MHP kurultayı öncesi ve sonrasında yaşanacak gelişmelere odaklanmış durumda Türkiye. Arkadaşlarımız haberi derlediler. Ekranlarınıza getiriyoruz. Erdoğan çekincesini ifade etti. Bahçeli'nin açıklamaları parti içinde büyük tepki topladı. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından siyasetin gündemi değişti. Siyasette AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri konuşulmaya başlandı. Ancak ittifak iki partinin tabanında da tepkilere neden oldu. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerine yaptığı açıklama dikkat çekti. AKP tabanında ittifakın kabul görebilmeyeceği mesajını verdi Erdoğan. MHP ile yapılacak ittifakı milli mutabakat olarak görüyoruz. Yapılacak ittifak AK Parti tabanına iyi anlatılmalı. Bahçeli'nin Erdoğan'a desteği MHP içinde de tepkilere sebep oldu. Ulusal kanalın ulaştığı bilgilere göre Bahçeli'nin sözleri MHP'de bazı isimler için kırılma noktası olacak. MHP çevrelerine göre Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Erdoğan'ı seçmesi kesinlikle yanlış. MHP'li yöneticiler seçilmese bile önemli bir ülkücünün aday olarak onuru edilebileceğini ifade ettiler. Altını çizerek söylüyorum ki MHP'nin 18 Mart'ta yapılacak kurultayına da dikkat çeken ülkücüler bazı önemli MHP'li isimlerin kurultay öncesinde ya da hemen ardından MHP ile yollarını ayıracağını belirtti. Bu açıklamanın sadece Erdoğan'ı memnun ettiğinin altını çizen ülkücü hareketin önemli isimleri bir destek verilecekse bunun ikinci turda yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde. İttifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız. Peki AKP ile MHP arasındaki ittifak süreci nasıl işleyecek? Başlangıç olarak arkadaşlar AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için üçer kişiden oluşacak bir komisyon kurulması düşünülmektedir. AKP sözcüsü Mahir Ünal ittifak için uyum yasalarına işaret etti. Önümüzdeki süreçte oluşturulacak olan komisyonlar aracılığıyla bu mesele teknik olarak da çalışılacaktır. Şu anda bildiğiniz gibi AK Parti zaten uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. Ve değerli izleyiciler, Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül arasındaki tartışma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dönemlerde dikkat çeken çıkışlar yapan Abdullah Gül'le ilgili konuştu. Onunla ilgili mesajlar verdi. Fidan üstünden, yani MİT müsteşarı üstünden verdiği mesajlar çarpıcıydı Tayyip Erdoğan'ın. Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması konusunu hatırlattı Erdoğan ve eğer MİT müsteşarı tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğu biliniyordu dedi. Yani
kendisini ima etti herhalde. MİT müsteşarı tutuklansaydı arkasındaki hedefin kim olduğu biliniyordu diyerek Abdullah Gül'e bir gönderme yaptı. Eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Halef selef arasında kılıçlar çekildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül siyaset için yeniden kolları sıvarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MİT müsteşarı Hakan Fidan üzerinden Gül'e üstü kapalı mesajlar verdi. Müsteşarı teslim alacak. Arkasından sıra hedefleri büyük ya oraya gelecek. Erdoğan Beştepe'de 43. muhtarlar toplantısına katıldı. Konuşmasında 2012 yılında yaşanan MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması konusuna değindi. Kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim. Hükümete yakın gazetelerde yer alan iddialara göre Fidan o dönem Başbakan Tayyip Erdoğan'a ulaşamayınca Cumhurbaşkanı Gül'ü aramış, Gül'ün de ifadenizi verin problem çıkmaz dediği öne sürülmüştü. Olayın gerçekleştiği sırada ameliyatta olması beklenen Erdoğan'ın talimattan haberdar olduğu ve Fidan'ı telefonla arayarak gitme diyerek soruşturmayı engellediği basına yansımıştı. Gül'den de bu konuda yalanlama gelmemesi dikkat çekmişti. Düşünebiliyor musunuz ya? Ülkede kim kimle neyin mücadelesini veriyor? Kiminle verdik bu mücadeleyi? İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik bu mücadeleyi. Evet, şimdi bunu bir aklınızda tutun değerli izleyiciler. O günün, bakın şuraya ben de yazayım, ben de aklımda tutayım. Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar toplantısı sırasında söylediği toplantı söz. Tayyip Erdoğan ne dedi? Biz mücadele verdik. Kime karşı verdik? O günün FETÖ yargısına karşı verdik. Ben de yazıyorum, özellikle yazıyorum değerli izleyiciler. Karşı mücadele verdik o zamanlar dedi. Mücadele. İyice yazayım ki kendim de emin olayım. Ya çünkü kendim emin olmazsam size söyleyemem değil mi? Şunu kenarda tutuyorum bu kağıdı şimdi. Bir iki bilgi vereceğim size. Fotoğraflı bilgi. Sonra neden böyle yaptığımı anlayacağız hepimiz. Ve değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için noter şartı dayatması vardı. Eski AKP milletvekili ve MKYK üyesi Osman Can'dan tepki geldi değerli izleyiciler. Twitter üzerinden açıklama yapan Can, düzenleme hakkının kullanımı mümkün kılınmalıdır. Düzenlemeyle hakkın kullanımı mümkün kılınmalıdır. Ancak bu hakkı kısıtlandığında veya kullanımı zorlaştırıldığında seçme ve seçilme hakkında müdahale anlamına gelir ve anayasaya aykırı olur ifadesini kullandı. Ya, muhteşem bir Türkçe ile yazılmış bir tweet olduğu için ben de zorlandım okumakta değerli izleyiciler. Yani anladığımız kadarıyla özetleyelim. Sayın Can demiş ki bu bir haktır. Yani Cumhurbaşkanı adayı göstermek bir haktır. Dolayısıyla bu hakkın düzgün kullanılması için önünün açılması lazım, kısıtlanmaması lazım. Dolayısıyla noter şartının, hele paralı noter şartının uygulanmaması lazım demiş Sayın Can. Haklı bir eleştiri yapmış, biz de onu size aktarmış olduk. Bir başka bildiği de aktarayım hemen. FETÖ ve yolsuzluk iddialarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yerine Tahir Doğaç seçildi. Belediye meclisinde yapılan oylamada Doğaç, CHP'li üyenin 27 üyenin 22'sinin oyunu alarak Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı oldu. Yani Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı Tahir Doğaç. Biraz önce almış olduğum notu şurada tutarak, saklayarak şimdiki haberimi aktarayım. Değerli izleyiciler, 28 Şubat davası biliyorsunuz görülüyordu. Karar verilmesi bekleniyordu ve özellikle sanık pozisyonunda olan isimlerin talebi üzerine, yani savunma yapmamız gerekir talebi üzerine mahkeme heyeti karar verdi ve 28 Şubat davası 12 Şubat tarihine ertelendi. Hakkında müebbet istenen bazı kumpas mağdurları mahkemeden savunma için ek süre istemişti çünkü. Bunun üzerine mahkeme heyeti davanın 12 ila 16 Şubat'ta devam edeceğini, savunmaların bu aralıkta bitmemesi durumunda ileri bir tarihe de ertelenebileceğini belirtmişlerdi. Biliyorsunuz bu 28 Şubat davası FETÖ'cü bir savcı tarafından hazırlanmıştı, iddianame hazırlanmıştı değerli izleyiciler. Haberimizi izleyelim önce. Bu dava Türk Silahlı Kuvvetleri'ni susturmak, sindirmek üzere konmuş bir dava. Tam bir FETÖ kumpası. FETÖ'cü eski savcı Mustafa Bilgili'nin hazırladığı iddianame ile devam eden 28 Şubat davası 12 Şubat'a ertelendi.
Mustafa Bilgili kim? Mustafa Bilgili bu iddianame, 28 Şubat iddianamesini yazan kişi, yardımcısı Kemal Çetin'le beraber 15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra kendisi sırra kadem basıyor. Aradan 4 ay sonra sahte bir kimlikle yakalanıyor. FETÖ soruşturmasında meslekten atılıyor. Tabii yardımcısıyla birlikte hali hazırda cezaevinde tutuklu. Davanın 21 Aralık 2017 tarihindeki 93. celsesinde savcı Mehmet Hanifi Yıldırım, FETÖ'nün yazdığı iddianame ile mütalasını açıkladı. 60 kişi için müebbet hapis cezası, 39 kişinin de beraatini istedi. Erbakan'ın sağlığında bunu açamazlardı. Çünkü buna ilk başta karşı çıkacak olan Erbakan'ın kendisi olurdu. Çünkü yaşadığı sürece, o 14 yıllık süreçte bir defa bile buna darbe dememiş. Savcının mütalasına karşı 8 Ocak'ta sanıklar savunmalarına başladı. 3 gün süren duruşmalarda bazı sanıklar savunma için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti bunun üzerine 10 Ocak'taki 96. celsede davanın 12, 13, 14, 15 ve 16 Şubat'ta devam edeceğini açıkladı. Heyet bu süre içinde de savunmalar bitmezse duruşmaların ileri bir tarihte süreceğini duyurdu. Dava sürerken mütalaanın dayandığı iddianame ilişkinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 28 Şubat sürecine ilişkin hazırlanan iddianamede o dönemde alınan Milli Güvenlik Kurulu kararlarına ilişkin tek bir cümle yer almıyor. Düşünün, 28 Şubat davası diyorsunuz. Ama 28 Şubat MGK kararları, alınan MGK kararları, o 18 tane maddeden tek bir cümle koymuyorsunuz iddianameye. Hakkında müebbet istenen kumpas mağduru Ali Can Türk, iddianamenin ayrıntılarını ulusal kanalda açıkladı. Sayın Çiller başta olmak üzere, Meral Akşener geldi, Turan Tayan geldi, dediğim gibi Şevket Kazan geldi, dönemin Adalet Bakanı. Hiçbir kişi bu şeylerden ben şikayetçiyim demedi. Bakın şimdi değerli izleyiciler, şöyle hemen bir şeyi bakayım. Demin yazdığım şey, biraz önce yazmış olduğum şey. Biraz önce açıklamaları izledik. Kim? Mustafa Bilgili. Neymiş bu adam? Efendim FETÖ'cüymüş. Savcı tutuklanmış ve 28 Şubat iddianamesini hazırlayan kişi. Tayyip Erdoğan muhtarlar toplantısında, hani unutmayayım diye, aklımda kalsın diye, hani bir yere yazalım da hani söz uçar yazı kalır diyelim. Tayyip Erdoğan ne demişti? Ne günlerden geçtik biz efendim, o gün FETÖ yargısına karşı mücadele ettik demişti. Evet, Tayyip Erdoğan muhtarlara karşı MİT müsteşarının tutuklanması ya da gözaltına alınması söz konusu olduğunda biz ne günlerden geçtik? O gün FETÖ yargısına karşı, yani Fethullah terör örgütünün yargısına karşı mücadele ettik demişti. İyi de şimdi 28 Şubat davası görülürken Mustafa Bilgili ne oluyor? FETÖ yargısının, kumpas yargısının bir üyesi değil mi? Yani eğer değilse Mustafa Bilgili niye hapiste? Ha yok, hapisteyse, FETÖ'cü değilse niye serbest bırakmıyorsunuz? Yani iş Nasrettin Hoca fıkrasının da ötesinde. Kara mizah değerli izleyiciler bu 28 Şubat davası. Gerçekten hani Nasrettin Hoca'nın kedi ciğer hikayesi var ya. Kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede diye. Hani kedi ciğeri yemiş diye söylemiş hanımı. Ama aslında kendisi yemiş. İşte bu mevzu. Gerçekten burada gerçekten çok enteresan bir durum var. Herhalde buna da dikkat çekmemiz gerekiyor. Türkiye'deki adaletle ilgili, adalet kurumlarının yapısıyla ilgili tartışmalar yapılırken buna da dikkat çekilmesi gerekiyor. Özellikle 28 Şubat davası konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şahsiyetine yönelik bir saldırı girişimi varsa bunu da en sert biçimde karşısında duracaktır. Türkiye'nin milli unsurları diye düşünüyoruz değerli izleyiciler ki bu milli unsurların başına Türk milleti gelir. Bunu gördük zaten. Ve Türkiye Barolar Birliği 16 Nisan'da kabul edilen anayasanın yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir çağrı yaptı değerli izleyiciler. Açıklamayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu yaptı. Dünün yanlışından ve doğrusundan ders almak zorundayız. Türkiye Barolar Birliği 16 Nisan 2016'da kabul edilen anayasanın yeniden düzelmesi için çağrı yaptı. Artık bizim çıkışı konuşmamız lazımdır. Çıkış kuşkusuz sistemi kurmaktır ve bu sistemi biz ancak yanlış yaptığımız anayasayı bu defa oy birliğiyle düzelterek bulabiliriz.
Açıklama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ndan geldi. Ankara Barosu öncülüğünde düzenlenen 10. Uluslararası Hukuk Kurultayı'nda konuştu Feyzoğlu. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasını istedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını siyasetin emrinden çıkartıp tekrar yüksek yargının seçeceği, meclisin çok nitelikli bir çoğunlukla belirleyeceği, liyakata dayalı oraya seçilen üyelerden oluşturmamız, yapılandırmamız şarttır. Hukuk Kurultayı'nda Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'te bir konuşma yaptı. Açılış konuşmacıları arasında bulunan Cirit, FETÖ'nün yargıya verdiği tahribatı değerlendirdi. Özellikle 2010 sonrasında oluşan yapıyla birlikte hukuk bir silah gibi kullanıldı. Birçok hukuk aykırı kararlar verildi. Biz de Yargıtay olarak hukukun kalıpları içerisinde kalarak en doğru şekilde kararlar vermek için elimizden geleni yapmaktayız. Türkiye Barolar Birliği'nde yapılan hukuk kurultayı 14 Ocak pazar akşamına kadar sürecek. Hukuk ve yargı alanında olan birçok konu uzman kişilerce çalıştay ve oturumlarda ele alınacak. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda Anayasa Mahkemesi üyesi, baro başkanı ve üyeleri, öğretim üyeleri ve avukatlar aramızda bulunuyor. Türkiye Barolar Birliği Gençlik İletişim Birimi olarak bu kurultayda da yer aldık. Evet, Halkın Sesi etiketine Ahmet Aygün Ata demiş ki Silivri duvarları yıkıldı, noter duvarlarını da yıkarız, noter duvarınızı da yıkarız demiş. Hayat Bittirumuzlu izleyicimiz de not tuttuğunuz o dönemdeki yargı mensuplarını kim atamış, kim yerleştirmiş diyor. Evet, bu sorunun da cevabı sürekli tartışılıyor zaten ama sadece o dönem değil, biliyorsunuz daha önceden beri bunlar bir şekilde yerleştiriliyorlar. Yani kim atamış, kim yerleştirmiş diye sorarsanız, bas sorumlu yararsanız biz tabii bunu çok net söyleyebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Gradyosu, Süper NATO'su bunları oraya yerleştirdi ve kim o zaman onlara hizmet ettiyse onlar da sorumlulukları vardır mutlaka diyoruz değerli izleyiciler. Ve devam ediyoruz. Ankara'da iki asker daha FETÖ üyesiyim diyerek teslim oldu. Biliyorsunuz bir yüzbaşı Burak Akın meselesi vardı. Burak Akın FETÖ üyesiyim diyerek teslim olmuştu ve etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilmişti. Şimdi de benzer bir durum ortaya çıktı. İki FETÖ üyesi daha teslim oldu. İki asker daha. Önce yüzbaşı Burak Akın dün 4, bugün de iki asker daha FETÖ'cüyüm diyerek teslim oldu. Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrol şartıyla bırakılması sonrası kara ve deniz kuvvetlerinden 5 muvazzaf subay daha polise teslim olmuştu. Bugün de bir subay ve az subay daha FETÖ üyesiyim diyerek teslim oldu. Subayların etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi. Teslim olan subayların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Böylece Burak Akın'dan sonra teslim olan FETÖ'cü asker sayısı 7'ye yükseldi. Şimdi değerli izleyiciler, İdlib'e geçeceğiz. İdlib'de tartışmalar var. İdlib'deki tartışmaları konuşurken aslında bir noktaya uzmanlar dikkat ediyorlar, dikkat çekiyorlar. Astana süreci çökerse koridor açılır diyorlar. Hangi koridor? Hani değerli izleyiciler, bu bir Kürt koridoru dedikleri aslında bir ikinci İsrail koridoru var ya, işte o koridor açılır diye uyarıyor uzmanlar. Çünkü Astana sürecine zarar veren bazı açıklamalar var. AKP kanadından, Cumhurbaşkanlığı makamından, Dışişleri Bakanlığından vesaire. İşte tam bu noktada aslında Suriye ordusu kendi topraklarını savunarak çok önemli bir noktayı ele geçirdi. Yani terör örgütleri listesinde olan El Nusra'nın kontrolü altındaki hangi hava alanıydı? Abu Duhur havalimanını ele geçirdi Suriye ordusu. Büyük bir başarı elde etti değerli izleyiciler. Ve bu operasyon, Suriye ordusunun bu operasyonu Ankara-Moskova-Tahran arasında bir tartışmaya, tansiyon yükselmesine neden olmuştu. Ankara'nın açıklamaları ve büyükelçileri davet etmesi üzerine. Gelişmelere bir bakalım. Soçi'deki kritik zirve öncesinde Suriye İdlib kırsalında El Nusra örgütüne karşı başarılı operasyonlar yürüttü. Suriye ordusu İdlib kırsalındaki stratejik noktalardan biri olan Abu Duhur Havalimanı'nı terör örgütlerinden geri aldı. İdlib kırsalında 4 gündür süren operasyonda Suriye kritik noktaları terör örgütlerinden temizledi. Suriye ordusu 3 yıldır teröristlerin elinde olan Abu Ed-Dur Havalimanı'nda tam kontrolü sağladı.
Karadan İran'ın, havadan Rusya'nın destek verdiği harekat sırasında çok sayıda köy terör unsurlarından temizlendi. Türkiye oradaki güvenliği sağlayacak, ateşkesi sağlayacak ve bunun garantörü olacak. İdlib'te kilit hakimiyet noktalarından biri olan Abu Duhur, Suriye'nin kuzey ve güney birlikleri arasındaki mesafeyi ortadan kaldırdı. Şam ve Halep'i birbirine bağlayan karayolunu kontrol etmek için kritik bir adım atıldı. Operasyon Rusya, İran ve Türkiye garantörlüğündeki Astana Anlaşması kapsamında yapıldı. Astana ile alınan kararla Amerika'nın El-Kaide bahanesiyle saldırmaya hazırlandığı bölgede güvenliği Suriye ordusu sağlayacak. İdlib'in çevresinde Rusya, merkezinde Türkiye konumlanmış durumda. Suriye ordusu buna önlem olarak, Soçi'den hemen önce, buna önlem olarak bu örgüte karşı operasyon yaptı ve 35 noktaya örgütün elinde bulunan 35 nokta mahalle, köy tarzı yerlere kontrolünü sağladı. Yani Astana sürecini sabote edebilecek bir örgütü İdlib çevresinden tasfiye etti. Bu tabii yani bu tam tersi Astana'ya hizmet eden bir hamle olarak kesinlikle görmek tabii lazım. Tabii. Hatta Türkiye'nin de faydasına. İdlib kırsalındaki Abu Eddur Havalimanı Astana çerçevesinde Suriye'nin denetimine bırakılan bölgenin kilit noktası. Yeni hedef Ebu Zuhur hava üssüne ulaşmak. İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli. Operasyonlar Moskova-Ankara-Tahran hattında gerilim yarattı. Karşılıklı uyarılar peş peşe geldi. Peki Ankara'nın bu tavrı bölgedeki durumu nasıl etkiler? Aydınlık gazetesi yazarı Fikret Akfırat değerlendirdi. Akfırat'a göre asıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Astana masasını dağıtmaya yönelik. Akfırat, Suriye ordusunun terör örgütü sayılan ve ateşkes dışı tutulan El-Nusra'ya operasyon düzenlediğini vurguladı. Amerika'nın üçlü bloğu dağıtmak için sahada kaos yaratmaya çalıştığına dikkat çeken Akfırat uyardı. Bu tavrın en çok PKK-PYD'nin işine yarayacağını belirtti. Astana çökerse Amerika'nın terör koridoru açılır diye de uyardı. Evet, Türkiye'nin öncelikli hedefi Suriye'nin birliği ve bütünlüğü olmalı. Aklı başında her yorumcu, her siyasi uzman bunu söylüyor. Ben biraz daha geliştireyim. Akıl sağlığı yerinde olan herkes de aslında bunu görüyor değerli izleyiciler. Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için olmazsa olmaz olduğu ve Türkiye'nin öncelikli hedefi olması gerektiğini akıl sağlığı yerinde olan her uzman Türkiye'de görüyor. Zaten bu yönde yorumlar yapıyorlar. İşte bu uzmanlardan bir tanesi de, aslında olayı başından beri çok iyi kavrayan uzmanlardan bir tanesi de emekli büyükelçi Onur Öğmen'di değerli izleyiciler. Onur Öğmen sadece bu noktadan bakmıyor, aynı zamanda batılı ülkelerin tavırlarına da dikkat çekiyor. Fransa ve batılı güçlerin Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurmak istediğini söylüyor Onur Öğmen ve bu konuda uyarıları oldukça çarpıcı. Şimdi Suriye'de aynı şeyi yapmak istiyoruz. Fransa ve batılı güçler Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurmak istiyor dedi. Bunu engelleyecek gücünde Türkiye olduğunu söyledi. Biz sınırı geçtiğimiz zaman karşımızda Suriye gümrükçüsünü görmek isteriz. Bir çetenin temsilcisini görmek istemeyiz. Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e katılan Fransız vatandaşlarının PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve YPG'den oluşan SDG tarafından kurulacak mahkemelerde yargılanmasına onay vereceklerini açıkladı. Hükümetin sessiz kaldığı bu açıklamayı emekli büyükelçi Onur Öğmen ulusal kanala değerlendirdi. Herkes Suriye'nin egemenliğinden, toprak bütünlüğünden bahsediyor. Ama bunu gerçekten kastediyor musunuz? Irak'ın toprak bütünlüğünden bahsediyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğü var mı? Bugün Irak'ın ülkesinin kuzeyinde devlet otoritesi, ordusu, polisi, subayı var mı? Yok. Öğmen, Fransa ve batılı güçlerin Suriye'nin kuzeyinde devlet kurmak istediklerini söyledi. Bahane olarak IŞİD'i gösteriyorlar. Şimdi IŞİD hemen hemen bir engel olmaktan çıktı. Hala peki niye Suriye'nin toprak bütünlüğünü engellemeye çalışıyorsunuz? Çünkü başka projeleriniz var. Kuzey Irak'ta kurdurmaya çalıştığınız Kürt devletinin Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e bir koridorla ulaşmasını istiyorsunuz. Onun için o bölgede Suriye'nin egemen olmaması lazım. PKK'nın sözde devletini ortadan kaldıracak formülü de açıkladı emekli büyükelçi. Türkiye'nin öncelikli hedefi Suriye'nin birliği ve bütünlüğü olmalı dedi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı biz öncelikli hedef saymalıyız. Biz sınırı geçtiğimiz zaman karşımızda Suriye gümrükçüsünü görmek isteriz. Bir çetenin temsilcisini görmek istemeyiz. Bir Suriye ordusunu görmek isteriz. Suriye polisini, Suriye devlet yetkililerini, valisini görmek isteriz.
Kuzey Ordusu değerli izleyiciler. Nerede Kuzey Ordusu? Suriye'de. Kim tarafından oluşturuluyor ya da kime oluşturtuluyor? PKK'nın Suriye kolunu, Amerika Birleşik Devletleri tarafından. İşte Ankara bu konularda Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. PKK ve PYD'ye verdiği destek konusunda bir kez daha uyardı diyelim Ankara için. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı davet edildi. Ve bu Kuzey Ordusu konusunda ve diğer konularda uyarıldı. Dün akşam saatlerinde Ankara'da sürpriz bir görüşme yapıldı. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Philip Kosnet, Suriye ve PKK-PYD konularıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Gündemde Amerika'nın PKK-PYD unsurlarını kullanarak oluşturmaya çalıştığı, sözde ordu yapılanması olan Kuzey Ordusu vardı. Kosnet, Dışişleri Bakanlığı'nda Genel Müdür Kerem Kıratlı ile görüştü. Görüşmede sözde orduyla ilgili duyulan rahatsızlık Kıratlı tarafından güçlü bir şekilde ifade edildi. Kuzey Ordusu verilen yapılanma Amerika'nın Suriye'deki yeni hamlesi. Bölgedeki bütün iddiaları çöken Amerika, teröristleri eğitmek için adeta seferber oldu. Amerika bu hamlesiyle Pentagon ve CIA uzmanları tarafından eğitilen PYD-PKK'lı teröristlerin düzenli ordularla savaşa hazır hale gelebilmesini hedefliyor. Kosnet'le konuşulan konular arasında Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılması planlanan Suriye Kongresi öncesinde İdlib'de ve sahada yaşanan gelişmelerin de olduğu belirtildi. Evet, benzer ifadeleri Çavuşoğlu Newsweek dergisine, Amerikan Newsweek dergisine yazdığı makalede de kaleme aldı. Amerikan Newsweek dergisinde Suriye konulu bir makale kaleme alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de çözüm için vadenin çoktan dolduğunu belirtti. Çavuşoğlu makalesinde Suriye'deki krizin Türkiye'deki etkisine değindi. Suriye'deki siyasi boşluğun teröristlerce doldurulduğuna değinen Çavuşoğlu bu durumun en fazla Türkiye için tehdit oluşturduğunu söyledi. Bu noktada PYD'ye verilen silahları hatırlatarak Amerika'yı uyardı. Teröre karşı savaş, bir terör örgütüne karşı diğer terör örgütünü destekleyerek kazanılmaz. Amerika'nın bu ciddi hatadan bir an önce dönmesi gerekmektedir. Türkiye'nin 3.4 milyon sığınmacı için 30 milyar dolar harcadığını belirten Dışişleri Bakanı, sığınmacıların sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalandıklarının da altını çizdi. Makalede değinilen bir diğer mesele de Suriye'deki siyasi çözüm çabaları oldu. Astana sürecinin önemini belirterek, süreç sayesinde 2017'de Suriye'nin en sakin yıllarından biri olduğunu ifade etti. Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması içinse uluslararası toplumun azmetmesi gerektiğini söyledi Çavuşoğlu. Ve sağlıkla ilgili haberlerimize geçelim değerli izleyiciler. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan açıklamalar yaptı ve aşı tartışmalarına değindi. Özellikle mevsimsel grip tehdidi var, biliyorsunuz her yıl bunlar yaşanır. Mevsimsel grip salgını tehdidinin olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı ve bir de bir Zika virüsü tartışması başlamıştı. Onunla ilgili görüşlerini ve bilgilerini de paylaştı. Aşı tartışmalarına açıklık getirdi, mevsimsel grip tehdidi var mı cevapladı. Türkiye'de görülen Zika virüsüyle ilgili çalışmaların yapıldığını açıkladı. Demek ki aşı bizim sağlığımız üzerinde, toplum sağlığı üzerinde, insan sağlığı üzerinde fevkalade önemli. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Grip aşısının tehlikeli olduğu iddialarına yanıt verdi. Grip aşısının içindeki alüminyumun, Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği düzeyde olduğunu söyledi. Evet, aşının etkisini artırmak için aşılarda bir miktar alüminyum kullanılır. Ama bu alüminyum Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği düzeyde. Mevsimsel gribe de dikkat çekti Bakan Demircan. Mevsimsel grip noktasında şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz. Yani aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz. Hatta biraz daha iyi durumdayız. Sağlık Bakanı antibiyotik uyarısında bulundu. Antibiyotiğin bilinçsiz bir şekilde kullanılması, yani endikasyonu olmadan, doktor reçetesi olmadan gidip kendi isteğimizle kullanmamız durumunda antibiyotiklerin etkinliğini ortadan kaldırırız. Ve çok tartışılan Zika virüsü. Bu konuda Demircan'ın gündemindeydi. Zika tabii şu anda Türkiye'de yeni görülen bir virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili
uyarı yapılmış durumda. Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Gerekli tedbirler de alınacak. Gelecekte böyle bir tehdit olur mu? Bunlar virüsü rahatsızlıklar olabilir. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra önlemleri Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütüyoruz. Değerli izleyiciler, kurumlar sağlık raporu istiyor. Tabii çalışanlarıyla ilgili olarak bir sıkıntı olduğunda sağlık raporu talebinde bulunuyorlar. Ama aile hekimleri bu durumdan biraz şikayetçi. Çünkü çok sayıda başvuru yapıldığını ve gereksiz bir iş yükü doğduğunu düşünüyorlar. Aile hekimleri, İstanbul Aile Hekimleri Hekimliği Derneği Hukuk Genel Sekreteri Doktor Mustafa Temur'un açıklamaları, Temur'un açıklamaları bu konuda dikkat çekici. Hem bir iş yükü getiriyor diyor aile hekimlerine bu durum. Hem de aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Yönetmelik gereği hemen her iş başvurusunda sağlık raporu isteniyor. Sadece iş başvuruları için değil, spor ve eğitim faaliyetlerinde de kurumlar başvuru yapanlardan sağlık raporu talep ediyor. Örneğin mendil kapmaca için öğrencisinden rapor isteyen öğretmen var. Bize gelen bu öğrenciye biz mendil kapmaca raporunu neye göre vereceğiz? Mendilin temizliğine mi bakacağız? Çocuğun eline mi bakacağız? Koşabildiğine mi bakacağız? Sağlık raporlarını il, ilçe ve mahallelerde görev yapan aile hekimleri veriyor. Sağlıkla hiçbir ilgisi olmayan bir kişi git diyor kayıt olacak kişiye. Bir havuz raporu getir. Yanında da bir hepatit testi olsun, bir idrar testi olsun. İstanbul Aile Hekimliği Derneği hemen her konuda istenen sağlık raporlarındansa şikayetçi. Satranç oynamak için rapor isteniyor. Satrancı herkes oynar. Akıl bali olan herkes oynar. Ki akıl bali olmasa dahi oturur taşlarla oynar. Sadece yenilir, başka bir şey olmaz. Derneğin Hukuk Genel Sekreteri Doktor Mustafa Tamur, bu uygulama nedeniyle hekimlerin üzerine bir sorumluluk yükleniyor dedi. Bizim tabii esas sıkıntımız şey, kurumların kendi görevlerini bizim üstümüze atması. Yani biz aile hekimleri olarak birinci basamakta esas amacımız çok açık bir şekilde insanların hasta olmasını engellemek. Tamura göre sağlık raporlarının birçoğu keyfi uygulamalar için isteniyor. Günlük hayatta da yaptığımız işleri biraz daha organize halde yaptığımız anda sağlık raporu istenmesi hekimin imzasını değersizleştiriyor. Her attığımız imzada hastaların bize bakışı imzacı doktor oluyor. Aile hekimlerinin raporlar yüzünden muayene işleri de aksıyor. Biz aile hekimleri olarak birinci basamakta esas amacımız çok açık bir şekilde insanların hasta olmasını engellemek, yani koruyucu sağlık hizmeti. İstanbul Aile Hekimliği Derneği prosedür olarak görülen sağlık raporu uygulamasında yeni bir düzenleme istiyor. Sanki aile hekimliğini artık böyle tampon görev gibi görmeye başladılar. Evet, Anatolian Rumuzlu izleyicimiz demiş ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Avrupa Birliği Bakanlığı var ama Avrasya ve Afrika ile İlişkiler Bakanlığı yok. Oysa dünyada dengeler değişti, düşünülmeli demiş. Gerçekten bence de düşünülmeli, hatta bunun en kısa zamanda yapılması lazım. Çünkü Avrupa Birliği Bakanlığı'nın galiba artık bir işlevi de yok Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine bakarsak. Ve emekçiler, işçiler, değerli izleyiciler, taşeron işçilerinden bahsediyoruz tabii. Türkiye'de çokça tartışılıyor son günlerde. Taşerondan kadroya geçişte başvurular bugün son buldu mesai saatiyle birlikte. Fakat taşeronun kadro sıkıntısı devam ediyor. Nasıl mı? Cevabı haberimizde. Ben 16 senedir burada çalışıyorum. İşçilere 11 Ocak mesai bitimine kadar süre tanınmıştı ve taşerondan kadroya geçişte başvurular son buldu. Hakkımız olan kadroyu istiyoruz. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle taşeron işçilerin bir kısmına kadro verildi. Kadro olamayan işçilerse tepkili. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan işçiler kanun hükmünde kararnameyle çıkan kadro düzenlemesine karşı eylem başlattı. Haksız yere işten çıkarılan işçileriz. Şirket değişikliği adı altında bizim işimize son verdiler. Devletine ve milletine hizmet eden, asıl işi yapan biz taşeron işçilerin sesinizi duyacağınıza ve bizimle ilgili bir çalışma yapacağınıza inanıyoruz. Sağlık emekçileri kadro isterken bir tepki de meclisten geldi. Tavsiyemiz, önerimiz şu ki acilen bu konuda mecliste bir kanun hazırlanarak tasarı görüşmelerine siyasi partilerin de katılacağı bir düzenleme yapılsın
ve mağdur olan tüm işçi kardeşlerimiz bulundukları yerde asıl işi yaptıkları kadroyu alınsın. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Peki başvurusunu yapan işçiler için bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Başvuruları değerlendirecek olan komisyonun 40 gün içinde hak sahiplerine açıklaması bekleniyor. İşçilerin gireceği sınavın ise Mart ayında yapılması öngörülüyor. Sabah 5.30'da geliyorum, öğlen 2'de gidiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Ulusal kanal her yerde değerli izleyiciler. Dünyanın her yerinde bir ulusal kanal kameramanı ve mikrofonuna rastlayabilirsiniz. Bu çok muhtemeldir. Bunu abartmıyorum. Dünyanın her yerinde olabilir gerçekten. Muhtemel bir durumdur ama Türkiye için bu çok daha net. Türkiye'nin her yerinde rastlamanız çok rahatça olacaktır. Mesela Ulusal Kanal'ın Yurt Haberler Bürosu Türkiye'nin her yerine yayılmış durumdadır. Şimdi Ulusal Kanal'ın Diyarbakır ve Batman'a, Siirt'e gittiğini biliyoruz. Terör eylemlerini olumsuz etkileyen kentlerde işsizlik büyük sorun yaratıyor. Son olarak gittiğimiz Siirt'te bakalım vatandaş neler istiyor. Kendi halinde ve sakin bir şehir Siirt. 325 bin nüfusa sahip. Gerçekten Siirt halkı çok zor durumda. Ekonomi bakımından çok zor durumda. Değerli izleyiciler, Siirt'teyiz. Siirt'in sorunları nelerdir, çözümleri nelerdir? Siirtlere sor. Kent, 2015 yılındaki terör olaylarından olumsuz etkilendi. Terör olayları burada olmazsa Siirt'te işsizliğin de azalacağını düşünüyoruz. Nasıl olacak? PKK silahı bırakacak. En büyük sorun işsizlik. Halk hükümetten yardım bekliyor. Siirt'te fabrikaya ihtiyacımız var. Yani birkaç tane fabrika olsa, en azından gençler çalışsa. Devletin buraya fabrikalar yapması lazım. Tabii ki ürettiği malı pazarlayabilecek fabrikaların olması lazım. Halkın %65'i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Kentin yaylaları hayvancılığa elverişli. Ancak et ithalatı, çiftçinin yeteri kadar desteklenmemesi köylüyü mağdur ediyor. Ya ne dışarıdan et alalım? Dışarı vereceğimiz parayı buradaki hayvancılıkla uğraşan insanlara verelim. Daha ucuz, daha güzel, daha güvenli. İş alanları olmadığı için göç de yaşanıyor. Oysa Siirt, madenler açısından oldukça zengin. Yılda 5 bin ton tuz elde ediliyor. Bakır, krom yatakları işletilmiyor. Siirt il sınırları içinde bulunan bazı kuyulardan çıkarılan petrol de Batman'daki rafineride işleniyor. Özellikle Siirt, Bitlis, Tatvan, Muş, Van buralara iş alanları. Yatırım yapılsın. Yatırım yapılsın abi. Kaynaklar yeterince değerlendirilmiyor. Petrol sondajlarında yeryüzüne çıkan 80 santigrat derece sıcaklıktaki yeraltı su kaynakları da henüz işletilmiyor. Evet, Diyarbakır'da değerli izleyiciler, PKK'ya karşı operasyonlar başarılı geçti. 2017 yılında PKK ağır kayıplar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü PKK'dan bahsediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları sonucunda dikkat buyurun efendim. 44 bombalı araç imha edildi. 44 bombalı araç. Aynı zamanda 96 terörist de sadece Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi 2017'de. Bombalı araç bulundu, faciaya neden olmadan imha edildi. Güvenlik güçleri Diyarbakır'da yine önemli başarılara imza attı. Operasyonların ayrıntısını Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu paylaştı. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanma sonrasında bombalı araç saldırısı eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 44 motorlu taşıt ele geçirilmiştir. Kentte teröristlere yönelik tam 3677 operasyon yapıldı. 96 terörist etkisiz hale getirildi. Bu örgüt mensupları arasında örgütün sözde orta saha sorumlusu, sözde orta saha muhabercisi, sözde alan sorumlusu, sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığımızın gri renkli arananlar listesinde yer alan teröristler de bulunmaktadır. Saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan bombalı araçlar tek tek bulundu. 44 bombalı araç başarılı operasyonlar sayesinde imha edildi. Müzik
Yine PKK'lı teröristlerce kullanılan 280 sığınak, 90 mağara ve 21 avcı boy çukuru kullanılamaz hale getirildi. Örgütün çok sayıda silah ve mühimmatı da ele geçirildi. Artvin'de maden işçileri grevde değerli izleyiciler. Eti maden işçilerinden bahsediyoruz. Maaşlarına %25 zam istiyorlar ve 2 ikramiye istiyorlar Artvin'deki maden işçileri. Artvin'de maden işçileri istedikleri zamı alamayınca iş bıraktı. Bu yolumuz var. Kimse endişe etmesin. Kimsenin korkmasına gerek yok. Bizi buradan dışarı çıkarsalar bile eleğimiz dışarıda devam edecek. Eti Bakır şirketinin Cerattepe ve Murgul Damar'daki işletmelerinde çalışan emekçiler eş zamanlı olarak greve çıktı. Ya bu süreçte bizim en güçlü elimiz birlikteliğimizdi. İşletmede üretim tamamen durdu. İşçiler koşulların iyileştirilmesi ve aylık ücretin arttırılmasını istiyor. Fabrika yöneticileri tepki üzerine işçilerin temsilcileriyle görüşmek istedi. İşçiler kesin sonuç almadan görüşmeyi kabul etmedi. İşveren madencileri %20 oranında zam yapmak istemiş. Ancak çalışanlar %25 zam isteyerek bunu reddetmişti. Evet, Mersin'de 120 milyon lirayı buldu değerli izleyiciler üreticinin zararı. Neden? Çünkü sağanak yağmur birden vurdu Mersin'de ve etkili sağanak yağmur 37 bin dekar alanı mahvetti diyebiliriz. Geçen sene sel aldı, bu sene de sel aldı. Borcum iki katına çıktı. Yaklaşık 150-200 bin TL'ye yakın borcum var. Ben bu işi yapamam artık. Ben bittim, ben öldüm. 37 bin dekar alan, 120 milyon lira zarar. Mersinli üreticiye yine sel vurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan sesimi duymasını istiyorum. Çiftçi bitti, gırtlağa kadar ben borçluyum. Ben bu işi yapamam artık. Ben artık ne yapacağım bilmiyorum. Kentte etkili olan sağanak yağmur özellikle örtü altı üretimini etkiledi. Marul, kabak, ıspanak, lahana, karnabahar ve patlıcan seraları büyük zarar gördü. Çiftçi bitti, burada artık her yer araziler sular altında. Kimse artık seralarını tekrardan ekip dikemez. Borcu var yani herkesin. 300-500 milyar borcu var. En ufak çiftçiyim 150-200 bin TL borcum var. Benim başka çarem kalmadı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hasat tespit çalışmalarına başladı. Devlet Su İşleri ekipleri de sera ve tarlalardaki yağmur suyunu tahliye ediyor. Gördüğünüz gibi biberimizi su aldı. Yaklaşık 20 ton biber bekliyorduk. Ürünlerimiz öldü. Sular altında kaldı. Yani çiftçi bitti, çiftçi öldü. İlk belirlemelere göre 870 çiftçiye ait 37.800 dekar tarım arazisi su altında kaldı. Tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon lira hasar oluştu. Ürünlerimiz komple sular altında kaldı. Artık bu ürünler telef oldu. Tek tek böyle kökünü çekeceğiz. Ürünlerimiz öldü. Bazı üreticiler hasar gören tarla ve seralarda söküm yapmaya başladı. İşte böyle ürünleri çekip çekip atacağız. Biberlerimizi, kabaklarımızı, patlıcanlarımızı. Yani biz mağdur durumdayız. Çok mağdur durumdayız. Ekmeğe bulacak paramız kalmadı. Geçen sene de aynısını oldu. Yine sel oldu, yine sel oldu. Böyle çiftçinin kaderi mi olur? Tarsuslu çiftçiler yaraların sarılmasını istiyor. Gırtlağa kadar çiftçi borçlu. Çiftçiye yere borçlu. Yani dostumuzun geldiği hale bakın değerli izleyiciler. Şimdi devlete, hükümete sesleniyor. Çok haklı aslında. Şimdi o adam üretemezse, o adamın zararı karşılanmazsa, o adam desteklenmezse ne güvenliğimiz olur, ne yarına güvenle bakışımız olabilir değerli izleyiciler. Ha, patlıcan deyip, biber deyip, domates deyip geçmeyelim. Bizim ülkemizin temel gerek para kazanma, gerekse kendi kendine yetebilme alanları bunlar. Biz bunları kendimiz üretebiliyoruz ama desteklenmesi lazım. Kotalara maruz kalmaması lazım bu emekçilerin, bu çiftçilerin. Çünkü onlar üretirse bizim güvenliğimiz olacak, askerimiz doyacak. Bir yerlerden bir şeyler almak için, hava savunma sistemleri almak için mesela en basitinden paramız olacak. Ya da öğrencilerimiz iyi bir eğitim alacak, kamu kurumları iyi sağlık hizmeti verecek. Yeter ki üretici desteklesin. Bakın onlar üretmek için varlar ama geldikleri durum bu. Artık adam isyan ediyor. Sel vuruyor.
ne yapacaksınız? Sel vuruyorsa o çiftçiye destek vereceksiniz. Borçlarını taksitlendireceksiniz. Bir şekilde destekleyeceksiniz. Başka çaresi mi var? Yok. Üretim, üretim, üretim. Ve değerli izleyiciler, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ihracatın Ege'deki yıldızlarına ödüller verdi. 670 milyon dolarla Petkim ilk sırada yer almış ihracatta. 2017 yılında Ege bölgesinde en çok ihracat yapan firmalara ihracatın yıldızı ödülü verildi. Ödüller ihracatçılara Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından takdim edildi. Ege'nin zeybeği, efesi şöyle bir yerinden doğruluyor. Türkiye 2017'de 157 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege bölgesinden yapılan ihracat 18 milyar 177 milyon dolar oldu. 2016 yılına göre Ege bölgesinden yapılan ihracat %9.4 arttı. Ege bölgesinin ihracatı Marmara bölgesinden sonra ikinci sırada. Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018'de ihracat hedeflerinin 33 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2018 yılında %8'lik ihracat artışı ile ülkemize 13 milyar dolar kazandırmayı hedefliyoruz. Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi de ihracatın 2017'de atılım, 2018'de rekorlar yılı olacağını vurguladı. 2018 yılını rekorlar yılı diyoruz. İnşallah her ay rekorlar kıracağız ihracatta. İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekçi de hükümet olarak üretime dayalı ihracatı arttırdıklarını söyledi. Önce ihracatçımızı yaşatacağız, önce insanımızı yaşatacağız, önce sanayimizi, üretimimizi, reel sektörümüzü yaşatacağız ki ülke yaşasın, ülke canlansın. Devlet canlansın, vatan canlansın, bayrak daha iyi dalgalansın. Efe'nin yerinden doğrulduğunu vurgulayan Zeybekçi, İzmir'e uyuyan dev göndermesi yaptı. Ege'nin içinde de uyandırmak istediğimiz bir dev var. İzmir'i uyandıracağız. Her geldiğimizde söylüyorum. Her geldiğimizde bunun altını çiziyorum. İzmir'i uyandırmak için İzmir'in önde gelenlerinin zeybek oynamaya ortaya çıkması lazım. Konuşmaların ardından ihracat rekoru kıran firmalara ödülleri verildi. Ödül törenimizin sonuna geldik artık. Son olarak ödül alan tüm firma temsilcilerimizi bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Tüm protokol üyeleri... Evet, şimdiki haberimizi değerli izleyiciler ben değil de Şehnaz Bahtım Hanım sunsun. Çünkü bir tweet atmış bizim şeye, Halkın Sesi etiketine, demiş ki Diyanet mi, hıyanet mi? Bugün CKD Anadolu Yakası Şubeleri olarak Kartal Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı'na Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduk demiş. Nasıl bulunmuşlar bu suç duyurusunda? Madem Şehnaz Bahtım Hanım bunu yaptık demiş, biz de bakalım nasıl yapmışlar. Diyanet elini çocuklardan çek! Pankart ve dövizlerle adliye önünde toplandılar. Hem Diyanet hem de Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundular. Layık, bilimsel, çağdaş eğitim. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinde yer alan kız çocukları 9, erkek çocukları da 12 yaşında evlenebilir açıklamasına tepkiler sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre evlilik yaşı 18'dir. Tepki çeken bir diğer konu da uzun zamandır tartışılan Milli Eğitim Müfredatından Atatürk konularının azaltılması. Müfredatta gerçekleştirilen değişikliklerle Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü sarsılmaktadır. Diyanet'in laiklik dışı fetvalarının suç olduğu vurgulandı. Ey Diyanet İşleri Başkanlığı, biz kadınlardan ve çocuklarımızdan elini çek. CKD üyeleri Atatürk'ün müfredattan azaltılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi. Bilimsel, laik, kadını aşağılamayan bir eğitim istiyoruz. Açıklama sonrası dilekçeyle adliyeye giden kadınlar, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet elini kadınlardan çek! Evet, Cağaloğlu Lisesi karıştı değerli izleyiciler. Çünkü okul müdürünün öğrencilere hakaret ettiği iddia ediliyor ve buna tepki göstermiş veliler. Önce okula, ardından da Çağlayan Adliyesi'ne gitmişler ve okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundular. Yönetilemiyor. Pırlanta gibi çocuklarımız Cağaloğlu'ya yazık oluyor. Harcanıyor, heba ediliyor Cağaloğlu.
İstanbul'un tarihi okullarından Cağaloğlu Anadolu Lisesi önünde protesto sesleri yükseldi. Çünkü siz çok güzel böyle yapıyorsunuz. Her şey hak kazanıyor. Onlarca velinin hedefinde okul müdürü Necati Yener vardı. İddiaya göre okul müdürünün mangal partisine katılmayan çocuklara soytarılar ve şerefsizler dediği belirtildi. Bugün 11G'ye giriyor, soytarılar diyor, parmaklarınızı kırarım sizin diyor. Çocuklara gerekirse hepinizi sırayla disipline veririm diyor. Olayın olmasının ardından veliler soluğu okulun önünde aldı. Velilerden biri okula yeni müdür olan Yener'in daha önceki okul aile birliğine karşı eylemlerde bulunduğunu iddia etti. Çocukların yaptığı seçimlerde müdahale oluyor ve bu seçimler kabul etmiyorum, yanlış seçim yapmışsınız diyor. Uzun süre okul önünde bekleyen veliler daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne giderek müdür hakkında suç duyurusunda bulundu. Yönetilemiyor, pırlanta gibi çocuklarımız Değerli izleyiciler, basın ilan kurumu gazetelerden enteresan ilginç bir şey istedi. Ne istedi? Efendim vergi borcu yoktur belgesi istiyormuş. Neden? Çünkü basın ilan kurumu gazetelere kamunun ilanlarını veriyor ve bu gazeteler için güzel bir gelir kaynağı alıyor. Fakat şimdi demiş ki 2000 liranın üzerinde vergi borcu olanlara biz bu ilanları vermeyeceğiz. Dolayısıyla bize vergi borcunuz yoktur diye bir belge getirin. Tabii bu gazetecilerin tepkisini çekti. Hem de çalışan gazeteciler gününde hemen bu tepkinin gelmesi de, bu olayın gelmesi de dikkat çekiciydi. Basın ilan kurumu tarafından gazetelere ödenen resmi ilanlara yeni düzenleme getirildi. Devlete 2000 lira ve üzeri borcu olan gazeteler kara kara düşünmeye başladı. Yarın parasını tahsil edemeyen küçük işletmeli, küçük ölçekli yerel basın patronları ya kurumlarını kapatmak zorunda kalacak ya işçilerini çıkarmak zorunda kalır. Yeni düzenlemeyle vergi borcu yoktur belgesi getiremeyen gazetelerin önemli bir gelir kaynağı kesilecek. Krize giren işletme ister istemez personel azaltımına gider. Zaten Türkiye'de şu anda basın sektöründe işsizlik %60'lar düzeyinde. Özellikle yerel basını zor durumda bırakacak düzenlemeye tepkiler sürüyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazete patronlarını bu vergilerle, bu bir takım yönetmelik değişiklikleriyle baskı altına almasın. Gazeteler üzerindeki mali yükler hafifletilsin. Bu arada konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Maliye Bakanlığı süreli yayınlara yapılacak resmi ilan bedeli ödemelerinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge istenmesine ilişkin uygulamayı 1 Mart 2018 tarihine kadar erteledi. Yani ertelemek geçerli bir çözüm değil herhalde. Tamamen böyle bir şeyin oradan kalkması gerekiyor ki basın özgürlüğü olsun değerli izleyiciler. Öyle olmalı ki efendim holdinglerin, patronların ya da işte gücü olanların basın organı sahibi olmasının önüne geçilsin, değil mi? Ya basın özgürlüğü sadece öyle lafla olmuyor işte. Mesela basın özgürlüğü için temel meselelerden bir tanesi de işte böyle şeyler. Basın kurumlarının yaşatılması. Ve değerli izleyiciler, Tunus'a bir bakalım. Tunus'ta ortalık karışık biraz. Malum hayat pahalılığı nedeniyle sokaklarda gösteriler var. 50 polis memuru yaralanmış. 237 gösterici gözaltına alınmış. Yani Tunus'ta ortalık gerçekten karışık gibi görünüyor. Tunus'ta ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Gösteriler başkent Tunus'un yanı sıra Kayrevan, Nabil, Susa, Kasrine'de dahil olmak üzere 20 kente yayıldı. Bazı kentlerde protestocular yollara barikatlar kurdu. Zaman zaman polisle karşı karşıya gelen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yer yer yağma olayları yaşandı. İçişleri Bakanlığı olaylar sırasında yaklaşık 50 polis memurunun yaralandığını, 237 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Tunus Başbakanı Yusuf Şahit, gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle protestolara desteğini açıklayan muhalefetteki halkçı cepheyi suçladı. Tunus'ta hükümet cari açığı azaltmak için 2018 bütçe yasasıyla çok sayıda ekonomik tedbir almıştı.
Şimdiki haberimiz de ev almayı düşünenlerle ilgili değerli izleyiciler. Özellikle İstanbul'dan bahsedeceğiz. İstanbul'da konut fiyatları %20 oranında düştü. Nedeni basit. Vatandaşın alım gücünün azalması, işte banka kredilerinin çok yüksek geri dönüşü olması. Aynı zamanda vatandaşın alım gücü düşerken müteahhitlerin falan çok böyle lüks konutlar inşa etmesi. Yani bütün bu tablo inşaatta ya daha doğrusu konut fiyatlarında düşüşe neden oldu. Tabii uyarılar da var, daha doğrusu öneriler var. Umum Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'dan kritik uyarılar ve öneriler geldi. İzliyoruz. Neyden alınıyor? Yemekçi parasını ev alınır mı? Kiramızı zor veriyoruz. İstanbul'da konut fiyatı 2011'deki fiyat aralığına düşerek enflasyonun altında kaldı. Halkın alım gücünün azalması ise düşüşün en önemli sebeplerinden biri. Nasıl alacaksın? Yani fiyatlar bunun sıkıntılı. Alma şansın yani zor. Ev alma gücünüz yok mu? Yok maalesef. İstanbul konut piyasasında uzun bir aradan sonra fiyatta düşüş yaşandı. Geçen yıl piyasanın canlı olduğu bölgelerde şimdi boş evler alıcı bekliyor. Konut arzı var fakat yeterli gelir düzeyi olmadığı için alamıyorlar tabii. Bu nedenle bir çelişki var. Konut fiyatında yaşanan önemli düşüşün nedenini İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ulusal kanala anlattı. Çok fazla satış yok. Ancak ihtiyaç sahibi olan kişiler ihtiyacına binaen satıyor. Veyahut alıcı da kendi alım gücüne veya kendi teklif ettiği fiyata uygun olmayan veya uymayan, o seviye gelmeyen bir konutu almıyor. Konutta %20'den fazla düşüş var. Ancak buna rağmen konut satışı çok düşük. Konut sektörünün genel durumu şu anda statik bir şey izliyor. Yani durağan bir yapıya sahip. Çok fazla satış yok. Yok, maalesef emekliyiz. Bu bütçeyle nasıl ev alabileceğiz? Ev almak gibi bir şansımız yok. Konut sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Artık firmalar inşaat malzemesi ve sosyal donatı alanında mütevazı olacak. Yani lükse kaçmayacak. Fiyat düşüşünü engellemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut, lüks konut yapımına sınırlandırma getirdi. Bu kadar lükse ihtiyaç olmadığını, böyle bir lüks konut alıcısının olmadığını, daha sosyal konut yapılması icap ettiğini, halkın ihtiyacına, ödeme gücüne ve finansmanına uygun projeler geliştirilmesi icap ettiğini biz defalarca ifade ettik. İnsanların bu kadar eve ihtiyacı yok yani. Ne oluyor bu kadar ev? Kim alıyor bunları? Bir süre sonra bankalar emlakçılığa başlayacaklar. Bu insanlar kredileri ödeyemeyecek. Ve değerli izleyiciler, kış lastiği uygulaması. Aman dikkat, cezalar dudak uçuklatıyor. Kış lastiği uygulaması başladı. Sürücülere ceza yağdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri İstanbul'un bazı noktalarında kış lastiği denetimi yaptı. Bununla ilgili de trafik cezası uygulayacağız arkadaşlar. Araçları durduran ekipler lastikleri ölçüm cihazıyla kontrol etti. Ölçümlerde kış lastiği takmadığı belirlenen sürücülere ceza yağdı. Kış lastiği bulunmayan sürücülere 715 lira, aracına taktığı kış lastiği standartlara uymayan sürücülere ise 108 lira para cezası kesildi. 108 en düşük ceza zaten. Ceza kesilen bir toplu taşıma aracındaki bazı yolcularsa aracın bekletilmesine tepki gösterdi. Yolcular araçtan inip işe yürüyerek gitti. Evet değerli izleyiciler, Hakkari'ye gideceğiz şimdi. Hakkari'de balıkçılar buzla kaplı derelerde vira bismillah dediler ve balık avlıyorlar değerli izleyiciler. Yüksekova'da buzla kaplı derelerde balık avı. Sonuçta ekmek doğası oldu mu? Mecbur artık biz usulü her şekilde her şeyi göze alıyoruz. Kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıkları eksi 20 derecelere kadar düştü. Derelerde haliyle buz tuttu. Görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. 15 senedir bu işi yapıyoruz. Hani zevkle mi yapıyoruz? Yapıyoruz. Mecburuz. Evde ekmeği bekleyen çoluk çocuk var, ailem var. Yüksekovalı balıkçılar Eskimo yöntemiyle evlerine ekmek götürüyor. Gecenin 2-3'ünde gelip bu ağları atıyoruz.
Sabah gelip çıkarıyoruz. Balığımızı temizleyip çarşıya götürüyoruz. Orada toptancılar var. Arkadaşlara veriyoruz. Onlar da ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Bu yöntemde balıkçılar buzları önce kazma kürekle kırıyor. Ağları suya bırakıyor. Daha sonra sabah saatlerinde aynı yere gelen balıkçılar yine kazma ve kürekle buzları kırarak balık dolu ağları çekiyor. Günlük ortalama yakaladığımız balık şey bazen 50-60, 100 kilo yakaladığımız günler de oluyor. Tuttuğum gün oldu 200 kilo da çıkarttım yani. 300 kilo da çıkarttım yani. Hani kilo olarak sayı belli değil yani. Belli olmaz, nesip kısmet. Tehlikelere aldırış etmeyen balıkçılar yıllardır aynı yöntemle buzulun altından ekmeğini çıkarıp ailesinin geçimini sağlıyor. Bunu herkes yapamaz. Bu kışta bak balık avlamak kolay bir şey değil. Her baba yiğidin harcı değil kesinlikle. Bazen -30-40 derecelerde gelip sisli havalarda bu balığı çıkarıyoruz. Yani mecburuz. Yakalanan balıklar ilçe merkezinde satılıyor. Eskimo yöntemiyle balık avlayan bir balıkçı günde ortalama 50 ile 60 lira kazanıyor. Gerçek alın teri bu işte değerli izleyiciler. Günlük 50-60 TL kazanmak için nasıl bir mücadele hep birlikte gördük. Sonuna kadar helal para dedikleri bu herhalde. Ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlar 6 yıldır atıl durumda olan eski devlet hastanesinin yerine park yapılmasını istiyorlar. Bu yönde beton yerine yeşil alan olması dileklerini ilettiler yetkililere. İnsanların hava alabileceği, çocukların oynayabileceği güzel parkların yapılmasını istiyorum. Park olmasını istiyoruz buranın. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurttaşların talepleri bunlar ve dahası da var. Çorlu artık bir beton kent haline gelmeye başladı. Gelişmek sadece betonlaşmak değildir. Biz Çorlular olarak bu bölgenin elimizde kalan son yeşil alan olarak bir kent park, bir Çorlu parkı olmasını istiyoruz. Gördüğünüz bu terk edilmiş, bakımsız alanda bir zamanlar devlet hastanesi vardı. Yeni yerine taşındı, geride bu enkaz kaldı. İnsanların nefes alması gerekiyor. Çocukların koşması, yaşlıların yürüyecek mekanları olması, spor yapacak mekanların olması ve Çorlu'nun orta yerinde böyle bir güzel oluşumun meydana gelmesi bizim için çok hoş olacaktı. Başka türlü yapılaşmaların hepsinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bina 6 yıldır atıl ve yarısı yıkılmış durumda. Alanın TOKİ'ye verileceğiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Yurttaşlar da hemen harekete geçti. Kampanya başlatıldı. Yapılaşmanın yerine kentin nefes alabilmesi için bir kampanya başlattık. Bu kampanya park olsun kampanyası. Bu bölgenin büyük bir kent parkı haline dönüşmesi için halen yürütülmekte. Yurttaşlar kamu kurumlarına ait 115 dönümlük bu alanın kente kazandırılmasını istiyor. Betonların arasında kaldırımlarda trafikte gezmek istemiyoruz. Bu alanın park olmasını istiyoruz. Buralar yeşillensin, daha güzel olsun, doğa olsun, insanlar çocuklarıyla gelsin, dolaşsın. Yeşil alan, kullanım alanı Çorlu'da az biraz vatandaşlara olmasını isterim şahsen. İnşaatı açılmasındansa, gökdelen dikin, bir şey dikilmesindense park olmasını tercih ederiz. Değerli izleyiciler, bir sıcak bilgi hemen aktarayım size. Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü. Devamsızlık gerekçesiyle HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği 302 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda düşürüldü. Bu da bir sıcak bilgiydi. Ve yarın Cuma yeni filmler girecek vizyona. İkisi yerli 7 film değerli izleyiciler vizyonda olacak. Tercihiniz sinemaya gitmekse haberimizi izleyin. Aşk ve dram. Aramızdaki sözlerle özel bir uçakta yolculuk eden iki yabancının kaza sonrası karlarla kaplı, ulaşımın olmadığı bir dağda verdikleri hayatta kalma mücadelesine ortak olacaksınız. İdris Elba ve Kent Winslet'ın başrollerini paylaştığı filmi Hani Ebu Esat yönetti. Adı üstünde yolcu. Sıradan bir adam, sıradan bir yolculuk bir anda tepe taklak oldu. Gerilim ve aksiyon dolu filmle son durağa kadar nefesinizi tutacak, gizemi çözmek için çok uğraşacaksınız. What kind of person are you? This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. These days have to be over.
Meryl Streep ve Tom Hanks, usta oyuncular ve başarılı bir yönetmenin buluştuğu The Post, Amerikalıların Vietnam Savaşı'na farklı bir bakış açısını gerçek belgelerle ekrana taşıyan biyografik yapım olarak haftanın en ilgi çekici filmlerinden oldu. Ruhlar Bölgesi serisinin dördüncü filmi Ruhlar Bölgesi Son Anahtar, serinin ünlü ruh bilimcisi Elias Reiner'ın çocukluğunun geçtiği evde yaşananları beyaz perdeye yansıtıyor. Önceki hayatında sen bir kabilede aşçıymışsın. Git! Çok sağ ol ya. Allah Allah. Ve sırada yerli bir komedi filmi var. Deliha ve Görümce filmlerinin senaryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay'ın yeni filmi Deliha 2, yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. O dükkanı yakarım Deliha. Bak bana Deliha deme, seni döndürür döndürür döverim ha. Oyuncu Onur Saylak'ın Hakan Günday'ın romanından uyarladığı ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi daha, kendini bir anda babasının insan kaçakçılığı suç zincirinde bulan bir gencin hikayesine odaklanıyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Ec, Turgut Tuncel, Tankut Yıldız ve Tuğba Büyüküstü'nün rol aldığı filmin senaryosu Onur Saylak ve Doğu Yaşar Akal'a ait. Değerli izleyiciler, 7 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Ali Özütemiz. Yani namı diğer Kıvırcık Ali değerli izleyiciler. Şimdi sazıyla, sözüyle, türküleriyle yaşıyor, anılıyor. Saygı ve minnetle anıyoruz biz de kendisini. Yıllar yılı vurdum saza, tel tükendi, ben tükendim. Saat sabaha karşı 5.30. Acı bir haber düştü ajanslara. Notalar bu kez salt acıyı basıyordu yüreklere. Ali Özütemiz ölmüştü. Ya da bilinen adıyla halkın Kıvırcık Ali'si. Aşık Ali adlı bir halk ozanının oğluydu Kıvırcık Ali. Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde 1968 yılının bir sonbaharında doğmuştu. 11 Ekim 1968'de. İlkokulu bitirdikten sonra okumadı. O da babası gibi saza merak sardı. Duygularını notalara döktü. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Hayat zordu, hem de çok zordu Kıvırcık Ali için. Bir yandan konfeksiyon atölyesinde çalışıyor, bir yandan solfej dersleri alarak ve düğünlerde saz çalarak müzikle ilgisini sürdürüyordu. Profesyonelliğe ilk adımı 1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 isimli albümüne bağlamasıyla katılarak attı Kıvırcık Ali. 1995'te iki arkadaşıyla birlikte grup turnaları kurdular. Türkülerden türkülere yol eyledik ve Türküler Kimliğimiz adlı iki albüm çıkarttılar. Aklıma düştükçe anam, içim yanıyor. 1999'da ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim'i hazırladı. Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, televizyon programlarına katıldı. Bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. Vurdum saza, tel tükendi, ben tükendim. 11 Ocak 2011'de Güzelce'deki evinden Ankara TRT'deki bir programa katılmak için havalimanına gitmek için yola çıktı Kıvırcık Ali. Yolda 20 santim çamur birikmişti, üstelik uyarı levhası da yoktu. Aracıyla Tepecik bağlantı yoluna geldiği sırada çamurda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole yuvarlandı. Hurda haline dönen otomobilde sıkıştı, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı ancak olmadı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıvırcık Ali kurtarılamadı.
Evet değerli izleyiciler, bu haberle noktalıyoruz ana haber bültenimizi. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, yarın tekrar birlikte olacağız sizlerle. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun efendim.